Ses Merkezi'nden merhaba. 3D yazıcıları ilk duyulduğundan bu yana biz de yakından takip ediyoruz. Bu anlamda her yeni çıkan modeli ofisimize konuk ederek inceliyor, hakkında fikir sahibi oluyor. Eğer aralarında dikkatimizi çeken detaylar olursa sizlerle zaten bildiğiniz gibi zaman zaman incelemelerimizi de paylaşıyoruz. Daha önce Cube 2, Ultimaker 2 3D ve kalem biçiminde 3D yazıcı olan TearDeep'i incelemiştik. Bu defa konuğumuz ise Zaxe Xperia 3D Printer olacak. Zaxe X1 için şu ana kadar incelediğimiz en başarılı 3D yazıcı diyebilir sanırız. Fazlasıyla zahmetsiz bir işlem süreci sunan yazıcı aynı zamanda sonuç noktasında da çok başarılı sonuçlar elde etmemizi sağladı. Videomuz boyunca zaten örnekleri de şu anda masamızda gördüğünüz gibi daha yakın planda da videoda göreceksiniz. Bir süredir test merkezimizde olan ve çok sayıda model basma imkanı bulduğumuz Zaxe X1'i tüm yönleriyle bu incelememizde detaylı olarak değerlendireceğiz. Önce cihazın tasarımıyla başlayalım ve daha yakından bakalım. Daha sonra teknik özellikleri mercek altına alalım. Akabinde de kullanım ve proje noktalarına geçeceğiz zaten. Zaxe X1 boyutları itibariyle bir masa üzerinde kendini yer bulabilecek ölçüde bir yazıcı. O nedenle ev kullanımları için de ideal olduğunu söyleyebiliriz. Ortasında modelin basacağı alanı bulunduran Zaxe X1 bu alanı plastik bir pencere ile koruyor. Ortadaki cam platformuna da 20x20 santimetre boyutlarını ve 22 santimetre yüksekliğinde baskı alanını sunan yazıcı ön yüzüne de renkli bir alt kısımda dokunmatik ekran bulunduruyor. Bu sayede de yazıcı kullanmak oldukça kolaylaşıyor. Dokunmatik ekran ve renkli olmasından dolayı da zaten hızlı bir şekilde ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Zaxe X1'in sağ kenarında diğer tarafta bir USB portu ve Ethernet bağlantısını görüyoruz. Ethernet yoluyla cihazı alanınıza dahil edebiliyorsunuz fakat yazıcı öte yandan Wi-Fi desteği de yani kablosuz ağ desteği de gösteriyor. Bu sayede cihazı kablosuz olarak da ağınıza katmanız ve kullanmanız mümkün. Zaxe X1 50 ila 300 mikron aralığında katman kalınlığına sahip baskılar yapabiliyor. Bu işlemi yaparken ARM Cortex M3 işlemcisini kullanan cihaz gayet stabil ve performanslı şekilde çalışabiliyor. Ayrıntılarından az sonra bahsedeceğiz zaten ancak ona geçmeden yazıcının kullandığı malzemeden de bahsedelim. Zaxe X1 diğer 3D yazıcılarda da gördüğümüz gibi PLA ve ABS malzemeleri kullanıyor. PLA ve ABS arasındaki en temel fark PLA'nın ABS gibi petrolden değil mısır nişastasından üretilmesi oluyor. Bu nedenle organik plastik olduğu için eğitim ve sağlık sektöründe ve ev kullanımlarında genelde PLA tercih ediliyor. ABS ise daha çok sanayi ve profesyonel baskılar için tercih ediliyor. Zaxe yazıcıyla beraber kutu içerisinde bu malzemelerden bir top veriyor. PLA veya ABS olmasında sizin tercihinize bırakıyor. Bu arada ABS ile yapılan baskının PLA'ya göre daha dayanıklı olduğunu da söylemek gerekli. Biz incelememiz boyunca hem PLA hem ABS malzemeyle farklı farklı baskılar aldık. Tecrübelerimize göre de ABS'yi daha sağlam bulduk. PLA malzemelerin ABS'ye kıyasla kırılması daha kolay. Örnek mesela elinde gördüğünüz bu tek parça üretilmiş olan makas. Ama daha stabil modeller istiyorsanız ABS model ve daha hızlı bir şekilde buradan çıkartmak istiyorsanız ise PLA ve daha esnek modeller çıkartmak için PLA malzeme kullanabilirsiniz. Yazıcı ile baskı aşamasına geçmeden önce şunu ilave etmekte fayda var. Kutu içerisinde malzemenin yanı sıra birçok araç kiti de geliyor. Onları da ben buradan çizimi şimdi çıkartacağım. Bunlar arasında yan keski, yapışkan, şöyle bir spatula, tornavida gibi değişik aparatlar var. Bunlar arasında tabii ki bu spatulayla rahat bir şekilde malzemeye yaptığınız baskıyı oradan çıkartabiliyorsunuz. Yan keskiyle çapakları varsa modelin etrafında onları temizleyebiliyorsunuz. Bu yapışkan ile ise ilk kullanımda cihazın üzerinde malzemenin yapışması için modelin yapışması için şunu kullanıyorsunuz ama bunu her defasında tekrarlamanıza gerek yok. Bir kere kullansanız, bir kere yapıştırsanız yeterli oluyor. Daha sonrasında birkaç baskı aldıktan sonra eğer baktığınız model artık yapışmamaya başladı, o zaman tekrar temizleyip bir kez daha, bir katman daha yapışkan malzemeye sürmenize fayda var. Zaxe X1 çok kolay bir baskı süresi sunuyor. İşleme başlamadan önce elbette bastıracağınız modele karar vermek durumundasınız. Bunun için biz Thingiverse.com'u kullandık. Burada bu site üzerinde çok sayıda model seçeneği bulunuyor. Site üzerinden basmak istediğiniz modele karar verdikten sonra bilgisayarınızı indiriyorsunuz ve yapmanız gereken bunu Zaxe'nin kendi yazılımı üzerinde açıp baskıya hazırlamak. Bunun için de Zaxe Desktop yazılımını kullanabilirsiniz. Onu zaten internet üzerinden hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz.
Şimdi biraz yazılımdan bahsedelim. Modeli yazılımla açtıktan sonra sol taraftaki ikonları kullanarak model üzerinde boyut, yön gibi çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Bunu tamamladıktan sonra baskı için ise sağ taraftaki slice butonuna basıyorsunuz. Material bölümünden kullanacağınız malzemeyi, hangi malzeme kullanıyorsanız eğer ABS veya PLA olarak belirtiyorsunuz. Speed kısmından yazdırma hızını seçebiliyorsunuz. Bunun önerilen olarak 0.2 kalması daha sağlıklı olacak. Daha hızlı olduğu zaman baskı hataları olabiliyor. Daha yavaş olduğu zaman da sürü uzayabiliyor. O yüzden 0.2 ideal. Support kısmı ise biraz düşündürücü. Önerilen olarak dikey düzlemde 30 dereceden daha fazla eğimli olan bölümler için destek gerekiyor. O nedenle bunu seçmek daha doğru olacak. Eğer 30 dereceden daha düşük eğimler varsa yazıcı bunu zaten kendisi hızlı bir şekilde halledebiliyor. Aksi halde destek şart. Mesela biz bu elimizdeki bastırdığımız T-Rex modelini destekli bastık. Ancak portal baskımızda, yani şu baskıda ise modelin desteğe ihtiyacı yoktu. Hangi modelin desteğe ihtiyacı olup olmadığını ilk önce çözemeseniz de zaten deneme yanılma yoluyla bir süre sonra öğreniyorsunuz. Öte yandan baskı öncesi ayar kısmında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise Rough Layers bölümü. Bunu seçtiğinizde yazıcı modelin zemine yapışması için cam üzerine bir katman atıyor ve modeli bu katman üzerine inşa ediyor. Bizim tavsiyemiz eğer ABS malzeme kullanıyorsanız bu katmanı her koşulda atmanız olacak. PLA malzeme de ise buna gerek yok çünkü o malzeme cam yüzeye daha rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde yapışabiliyor ABS'ye kıyasla. Eğer baskı öncesi cam yüzeyindeki yapışkan malzemeyi tazelediyseniz gerekmeyebilir belki, ancak eğer saatler sürecek uzun soluklu bir baskı yapacaksınız ve modelin heba olmasını istemiyorsanız biraz daha fazla malzeme kullanmayı göze alıp yüzeye bir katman atmanız daha sağlıklı olacak. Aksi halde bizim karşılaştığımız gibi hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bunu söylüyoruz çünkü biz bu acı tecrübeyi açıkçası yaşadık. Bastırdığımız, mesela şurada göstereyim, bir geyik başı, evet bu geyik başı, sırf katman kullanmadığımız için zemine yapışmayarak kaymış ve yazıcı kafasıyla beraber yazıcının içinde hareket etmeye başlamış. Bunun sonucunda da materyal yazıcı kafasındaki fana dolanarak, şuradaki fana dolanarak onu kopmasına sebebiyet vermiş ve ortada bu manzaranın çıkmasına neden olmuş. Sabah ofise geldiğimizde yazıcıyı halen modeli tamamlamaya çalışırken bulduk. Aslında bu iyi bir tecrübe oldu bizim için. Çünkü yazıcının böyle olması kazalar durumunda herhangi bir yangın, duman ve elektrik sorunu gibi sıkıntılar yaşatmadığını gözlemlemiş olduk bu sayede. Yazıcıyı kapattık, Zaxxe yetkili servisini aradık. Onlar da gelip yazıcının kafasını değiştirdiler. Bu noktada Zaxxe Xperia'nın 2 yıl boyunca garantili olduğunu da sözlerimize ekleyelim. Model üzerinde destektir, katmandır, boyuttur gibi çeşitli ayarlamaları yaptıktan sonra Zaxxe Desktop üzerinden Slice Now butonunu tıklıyor ve modelin hazırlanmasını bekliyorsunuz. Bunun ardından da modeli yazıcıya ister Wi-Fi ve Ethernet yolunu kullanarak internet ortamından aktarabilir, isterseniz de bir USB belleğe kaydederek yazıcının USB portu üzerinden işlemi başlatabilirsiniz. Burada yazıcının dokunmatik ekranı size fazlasıyla yardımcı oluyor. Hızlı bir şekilde oradan seçip işlemi başlatabiliyorsunuz. Baskı işlemi gayet sorunsuz geçiyor. Elbette bizim öğrenme aşamasında yaptığımız gibi bazı teknik hataları yaparsanız bir iki acı tecrübe edineceksiniz. Ancak sonrasında gayet mutlu mesut baskılar alabiliyorsunuz. Biz yazıcı incelerken çok sayıda baskı aldık. Bunun arasında T-Rex büstü, Hogwarts kalesi, kitap tutacağı, teleskop adaptörü ve maket gibi farklı denemelerimiz oldu. Az önce bahsettiğimiz geyikbaşı haritası dışında hepsinde de başarılı olduğumuzu söylüyoruz, bu hariç. Burada mesela bir de gergedan başı var. Modeller arasında en çok süs eşyası görürsünüz. Fakat Zaxxe Xperia ile günlük hayatta kullanabileceğiniz şeyler de çıkartabiliyorsunuz. Bizim bastığımız mesela buradaki kitap tutucu, diğer taraftan teleskop adaptörü, bunlar arasında basit örnekler. Modeller arasında çok daha gelişmiş olanlarını görmek mümkün. Dediğimiz gibi o az önceki Thinkiverse sitesi üzerinden hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Zaxxe Xperia'nın çalışma performansından ve ürettiği sonuçtan gayet memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Cihazın belki de tek eksik yönü olarak sesini gösterebiliriz herhalde. Uzun süre yanınızda çalıştırırsanız mekanik seslerden dolayı fazlasıyla rahatsız olmanız mümkün. O nedenle uzun sürecek modellerde onu bir odada yalnız bırakmanızı öneriyoruz. Yazıcı baskı işlemi sırasında kuşkusuz çevreye bir koku da yayıyor. O nedenle baskı aşamasında onunla havasız bir odada kalmak istemeyeceksiniz. Fakat havalandırmayla, bir klimayla bu işi çözebiliyorsunuz. O yüzden çok da fazla büyük problem yaratmadığını söyleyebiliriz.
Zack Shakespeare şu ana kadar incelediğimiz en başarılı 3D yazıcı model oldu. Hızlı ve sorunsuz modelleme aşamasının ardından yine problemsiz, elbette şartları yerine getirdiğinizde diyerek ek parantez açayım, bir baskı işlemi neticesinde düzgün modeller yaratan yazıcı bu anlamda bizi kendinden çok memnun bıraktı. Daha önce incelediğimiz modellerde çokça çapak kaldığını görmüştük, fakat artık teknolojide gelinen noktadan dolayı tamamen ilk intibada dahi göze hoş gelen, pürüzsüz olan sonuçlarla karşılaşmak mümkün. Zack Shakespeare şu ana kadar incelediğimiz en başarılı 3D yazıcı model oldu. Hızlı ve sorunsuz modelleme aşamasının ardından yine problemsiz bir baskı işlemi neticesinde düzgün modeller yaratan yazıcı bu anlamda bizi kendinden memnun bıraktı. Elbette burada sizin baskı aşamasındaki sorunları da, daha doğrusu her noktayı atlamamız gerektiğini belirtelim. Daha önce incelediğimiz modellerde çok fazla çapak kaldığını görüyorduk, ancak teknolojinin ilerlemesinden dolayı tamamen ilk intiba dahi göze hoş gelen ve pürüzsüz sonuçlarla karşılaşmak mümkün Zack Shakespeare yazıcıda. Ve bu arada Zack Shakespeare'in fiyatı ise 7700 TL civarında. Elbet fiyatıyla kişisel kullanımlar için pek çok kullanıcı tarafından tercih edilmeyebilir. Ancak satın almayı düşünecekler de memnun kalacaklar da kanaatindeyiz. Eğer böyle bir düşünceniz varsa pişman olmayacaksınız. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.